Tüm dünyada 2021 yılı enerji açısından zor geçti. Doğalgaz talebindeki artışın gerisinde kalan arz nedeniyle fiyatlar arttı. Brent petrolde fiyat artışı %40'ı aştı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yıllık raporu kömür 2021'e göre salgın sonrası hızlı ekonomik toparlanma, düşük karbonlu kaynakların artan talebe yetişmemesi ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışların elektrik üretiminde kömürü daha rekabetçi kılması kömür talebini artırdı. Kömürden elektrik üretiminin bu yıl dünyada %9 artışla rekor seviyeye ulaşması beklenirken, toplam kömür talebinin %6 büyüyeceği ve 2022 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Avrupa'daki doğal gaz fiyatları ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğal gaz fiyatları arasındaki farksa 40 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat artışının en önemli nedenleri ise Avrupa'daki stokların kış aylarına göre düşük seviyelerde olması, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin tırmanması. Avrupa Birliği ise yüksek enerji fiyatları karşısında üye ülkelerin ortak sözleşmelerle doğal gaz satın almasını ve stratejik doğal gaz rezervi bulundurmasını teklif etti. Ancak hiçbiri dünyada enerji krizinin gelecek kış aylarında da devam edebileceğine yönelik endişeleri gidermedi. Artan fiyatlar tüm dünyada olduğu gibi yurt içine de yansıdı. Doğal gaz tarifesi 5 ayda %180 artarken elektrik üreticilerine uygulanan tarifedeki yıllık artış %186 oldu. Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğal gaz fiyatları arasındaki fark 40 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfinin yapıldığını açıkladı. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi'nin ise 2022'de devam etmesi beklenirken, yıl sonuna doğru yapılan düzenlemeyle 2 Nisan 2020'deki ÖTV limitleri aşıldıktan sonra uygulanmayacağı mesajı verildi. Ancak ÖTV'de marş kalmadığı için Ekim ortasından itibaren akaryakıtta fiyat artışlarının pompaya yansıması hızlandı. Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin genelge yayımlayarak eylem planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturulduğunu duyurdu. Diğer yandan iş dünyasından Yeşil Mutabakat'a hazır değiliz sesleri yükseldi. Yılın bir başka önemli konusu da 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı oldu. Ülkelerin 2022 sonuna kadar daha iddialı iklim hedefleriyle gelmesi kararlaştırıldı. Fosil yakıtlara teşviklerin sonlandırılması ilk defa resmi müzakere metinlerine geçti. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde emisyonları azaltmaya ve 2050'ye kadar İklim dostu bir kıtaya dönüşme hedefi doğrultusunda yeni düzenleme teklifleri içeren paketini açıkladı. Pakete göre doğalgazdan yenilenebilir ve düşük karbonlu kaynaklara geçiş için uygun koşullar sağlanacak. Brent petrol ise yıl içinde en yüksek 86.40 doları görürken yılı sene başına kıyasla %44 artışla 75 dolar seviyesinde kapatmaya hazırlanıyor.